3, bakın sayıyorum. Get ready. 3, 2, 1, go. Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba. NBA Podcast, Erzincan Bulut Podcast'in bir yana hoş geldiniz. Bir maske takmayı unutmayınız. Sözü Nece moderatörümüze veriyorum. Sözü devraldım. Bu giriş için teşekkür ederim. Öncelikle canlarım, ciğerlerim, kardeşlerim nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a iyiyim. Siz nasılsınız? Şükür hocam, şükür. Ligor Bey, ben derbeder şey... gördüm sizi. Bu ne hal? Bu ne hal? Hocam, geçen programdan biraz içimdeki bir şeyler var ama onları aktaracağım. Hocam, geçen program sözünü lütfen ağzına almasın kardeş. Ben daha konuşmak bile istemiyorum. Geçen programda... Tek bırakıldım. Geçen programda olanlar burada... Bir kere burada. Tamam, geçelim onu. Benim ağzımı açtırmayın. Benim ağzımı açtırmayın. Mehmet Şerif Bey. Mehmet Şerif Bey, siz nasılsınız? Allah'a şükür ya. Euroleague başlıyor. Kahvelerle NBA konuşmaya geldim. Vallahi kahvelere inat olsun. Ayıp oluyor. Hocam, kahve dediniz, ayıp oldu valla. Yarın tek umudum Euroleague. Çok mutluyum o yüzden. Siz kapitalist düzenin adamları olmuşsunuz. Neyse ama hocam. Kaçıktan arkadaşlar. Alınmak yok. Alınmak yok. Gerçekleri hocam, konuşuyoruz burada. Hocam, konulara girelim. İnsanlar basket izlemeye geldi buraya. Tamam, hadi çok uzatmayalım. Final serisi. Öncelikle Lakers ve Miami değerlendirmelerini alalım. Buyurun. Kim söze girecek? Sen... Girme. Bu ikisi var. Bu ikisi girecek. Saygılar. Biz mi giriyoruz? Hocam, ben evet. Sözü MMJ'ye vermek istiyorum. Tamam, buyurun. Yok lan. Sayın Şerbet Beyefendi. Ben sözümü söyleyip çekileceğim. Adebayo yeri gelecek. Davis kitleyecek. Butler yeri gelecek. Planet adamı kitleyecek. Adı neydi LeBron? Burada bu iki eşleşme aha böyle birbirini kitleyecek, tamam. Evet. Sonra burada yan faktörler devreye girecek. Ne olacak? Duncan Robinson, Tyler Hero, Chad. O kadar arkadaşım. Ben hocam. Istiyorum. Hocam. Miami'yi forlayıp çekiliyorum. Hocam, hepimiz biliyoruz ki bu seriyi Lakers alacak. Ama nasıl alacak? Böyle bak, böyle bak. Hakem. Aha böyle alacak. Hocam, baronlar bu. Bu LeBron'a bu. LeBron'a saygım var. Adam oynamış ama bu hakemlerle yapılan yani gerçekten NBA'yi katletmektir. Yani maçı hakemlerle alacağını aldığım gibi eminim 4-2 Lakers diyorum hocam. Ey LeBron, sana sesleniyorum. Sen bir kelle avcısın. Adam gibi oyna. Özür dilerim hocam. Gelsin tamam ben. Şimdi ciddi yorumlara geçelim. Dehamcan, geçen çok ciddi yorumlar yaptınız. Devamı gelsin. Evet. Hocam, ben benim buradaki desteklediğim takım Miami olmakla birlikte biraz Bam Adebayo'ya ele geçirelim. Mem abin dediği gibi. Hocam, Bam Adebayo çok fena adam kitliyor. Yani hani bu adam fena kitler. Aynı şu hareket hocam. Şu Memab'in yaptığı hareket. Hı hı. Ama Bam Adebayo pas akışına da çok yardımcı olan bir insan. Yeri gelince sayı yükünü de alabilecek bir adam ama gerek olmayacaktır. Çünkü genellikle Tyler Hero ve Grand Dragic'ten sayı o etkisi almak isteyeceklerdir hocam. Ben Bam Adebayo'nun pas akışında önemli bir insan olduğunu, o Anthony Davis denen tek kaşmartı adamın işini bitireceğini söylüyorum. Sizin bu kadarı konuşuyorum. Şimdi yanlış hocam, anlamadıysam sen Miami destekliyorsun zaten ve kazanacağını düşünüyorsun. Doğru mu? Hocam ben hani eğer hocam şartlar eşit olduğu sürece Miami o takıma nefes aldırmaz. Çok acayip. Hocam bu adam her hafta takım değiştiriyor. Ha yalan. Ben bir dakika. Ben tutuyorum demedim. Ben sadece analizleri yaparım. Bu adam bir hafta önce Celtics fanıydı. Hocam yani aman. Siz gözlerinizle gördünüz. Elinizde kanıt var mı diye görmüyorum. Celtics elendiği için istediğini yapsın adam. Ona müstahaktır.
Buyur Ligor Bey, sen bir Lakers değerlendirmesi alalım. Hocam, ben bu adamların oyununu izledim. Uzun süreler. Daha playoff'un başındaydı. Portland'da oyunlarını izledim. Bu adamlar ahlakıyla kazanmıyorlar hocam. Sen, Ligor Caner söylüyoruz. Senin odanda, bak senin kişisel saçlı odanda LeBron forması var mı yok mu? Bunu açıkla bize. Sen bir LeBron fan buyur. Hocam yok. Benim geçen bölümde de gördünüz. Üstümde Miami hoodie'si vardı hocam. Hocam bu algılara gelmeyin. Bu adam kelle avcısı. Ligor Caner soruyorum. Sana sesleniyorum. Sen bir kelle avcısısın. Hocam böyle yapacaksak program olmuyor mu? Biz basket konuşmaya evet gerçekten biz basketbol şey konuşmaya demeyeyim. Geldik burada. Seyircilere sesleniyorum. Bir iki bir şey diyeceğim. Hocam. Ha söyle. Caner Bey lütfen. Ama Lakers'a vereceğim bir puan vardır hocam. Mesela Portland oyununda da gördüğümüz gibi kilit oyuncuları iyi kilitliyorlar hocam. Kilit oyuncuları iyi kilitliyor. Mesela Damian Lillard'ı durdurmaya başardılar hocam. O adamın sezon içinde faktörünü buldular durdurma faktörü. O yüzden çok Lakers bir şey yapmadı ama iyi savundular. Ben bu seriyle ilgili iki şey söylemek istiyorum. Buyur. Şimdi Lakers iki uzun eğer Davis'i uzundan sayarsak iki uzunla oynayacak yüksek ihtimal. Bu sebeple Kelly Olynyk denen adam savunma yapamadığı için oynayamayacak. Onun yerine yüksek ihtimal Myers Leonard'ı kadroya katacak uzunla işleşmesi için. Şöyle düşünüyorum, Myers Leonard, Adebayo, Butler, Duncan Robinson ve Goran Dragic 5'iyle başlayacaklarını düşünüyorum. Lakers'a çok ters bir kadro gibime geliyor. Yan hatları çok güçlü. Kimi tutarsan tut öbürü atar. Yani hocam zaten önceki serilerden gördüğümüz gibi Miami çok bir problem çözücü bir takım. Yani geçen Celtics bir hocam. Ama şimdi Lakers'ın yan parçalarını küçümsememek lazım. Şimdi Rajon Rondo denen adam var. Çıkar çılgınlık hocam yapalım. Alex, adam hocam peşinde bir adam. Katkıda bulunmamış bir adam. Ama San Antonio'da şampiyonluğu var. Evet. Hocam bu adam finallerde iyi oynayan bir adam. Hepimiz gözlerimiz de gördük hocam. Az kalsın şampiyonluğu veriyordu o adam. Ama tek Toronto serisi değil. Zamanında San Antonio'yla da şampiyonluğu var bu adamın. Hocam ben burada saygı sonsuz. Ligor Caner'e katılıyorum hocam. Kendisi pota dövmekten başka bir şey yapmıyor bu aralar. Hani ama kendisinin tecrübesi çok olduğu için ben savunmada ve hücumda iyi iş yapacağını düşünüyorum. Bir de Lakers'a da. Ben size bir şey sormak istiyorum. Benim çok fazla bir bilgim yok bu konuda. Kyle Kuzma. Bu adam neler yapıyor, neler yapacak? Görevi ne olacak final serisinde? Hocam bu adam. MMG'ye bırakayım ben. Ben çok bu takip adam, etmedim. Lütfen. Hocam bu adam bir maç var, bir maç yok. Bir maç geliyor, bakıyorsun hocam. Adam sharp shooter. Güzel oynuyor, güzel savunuyor. Öbür maç geliyor hocam, adam yok. Nerede? Karıyla kızla uğraşıyor hocam. Şimdi özel hayatını burada televizyonlarda görüyoruz hocam. Gökkuşağından daha renkli özel hayatı var adamın hocam. Her gün manşetlerde bu adam. Olmaması gerek. Çok yazık. Olmaması gerek hocam. Profesyonel oyuncu bu adam. Peki. Ama hocam ben... Buyur. Kendisinin bu seri... pek bir etkisi olacağını çok düşünmüyorum. Benim yorumum Kyle Kuzma hakkında. Bence bu adam zamanında çok fazla büyütüldüğü için bu durumlara gelmiş. Zamanında bu kadar büyütülmeseydi bu adam şu an NBA'de normal bir oyuncu olacaktı. Lonzo Ball gibi. Lakers'a gelen herkes böyle oldu. Brandon Ingram da Lakers'tan gittikten sonra formu artmış bulunmakta. Böyle benim. Hocam aynısı D'Angelo Russell için de geçerli hocam. Bazı bu büyük takımlar bazı oyunculara büyük baskı yapabiliyor. Bu bazı konularda kötü etkileyebilir. Mesela
Carlos Sainz'in Ferrari'ye gelecek olması. Bunu bir köşeye yazın. Hocam bunu biz diğer podcast'imizde konuşsak. Tamam. Hocam geçen yarış zaten neyse. Tamam, Lakers'ın kısa rotasyonunu bir tanıtın bize, anlatın nedir neyin nesidir. Kim girmek ister? Lakers eksperti olarak Sayın Devam Bey burada. Devam Can Bey. Ben kısa bir beşimi diyoruz. Hocam bence... Kısa beş değil, kısa rotasyon. Kısa rotasyon. Hocam kısa rotasyonunda Dion Waiters, kendisini sevmem. Sakat. Ne zaman sakatlandı? Rajon Rondo 1 hocam. Kendisi artık yaşı gelmiş ama hocam, hala konuşmak istiyorum bir saniye. Lakers Anthony Davis olmadan hayatta kalamaz hocam. O adam bir maç kötü oynasın bu takım yerde hocam. Başka da bir şey yok. Yani sert açıklama. LeBron eskisi gibi oynamıyor hocam. Adam daha çok asist yapıyor. Anthony Davis zaten stadyumun tepesine atsan Anthony Davis yakalayıp onu baskete dönüştürebiliyor hocam. O yüzden bu takım LeBron üzerine kurulacak bir şey yapılacak bir takım değil şu an. Anthony Davis olur. Bence takım hala LeBron'un takımı. Ama LeBron James oynaması gerektiği gibi oynuyor diye düşünüyorum. Çünkü takımda sadece LeBron oynasa AD'nin görevi kalmayacak. AD'yi en üst seviyeye çıkarmak için LeBron biraz altta kalması lazım. LeBron da bu role büründü. AD yine sakatlansa LeBron Cleveland, Miami zamanlarına geri dönecektir bence. Olabilir hocam ama bu takımın unutulmaz bir parçası var hocam. Alex Caruso hocam. Hocam ya. Bu adamsız bu lig geçilmez hocam. Bu playoff bitmez. Bu final geçilmez hocam. Alex Caruso. Sana sesleniyorum. Sen bir kelle avcısın. Yok yapmayı bırak. Ya. Harbi bu kaç oldu artık ya? Hocam ama yapmayın adam... hocam. Buradan açılıyor. Programa dava açtıracak hocam. Herkese laf. Yemin ederim Amerika'daki o zenci basketbolcu soytarılar gibisin ya. Hocam aman hocam. Bir dakika açıklama izin verin. Soytarıları yapmayın kardeşim burada. Hocam bana bir izin verirseniz açıklayayım. Şuraya kamu spotu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Yap. Bir de siyah beyaz. Evet. Sağ olun. Hocam bu Alex Caruso gibi adamlar zamanında bunu Cedi de yaptı. Türktür. Severiz kendisini. Ama yani gidip de LeBron yanına yanışıp ay ben şey yapıyorum. Ay ben iyi oyuncuyum. Demedim kardeşim. LeBron yanında Minnesota'yı koy, LeBron'u orada oynatır. Hocam sen Cedi'ye kötü oyuncu dedin şimdi. Ben Cedi'ye kötü oyuncu demedim. Ben milli gururumuza kötü oyuncu dedim hocam. Furkan Korkmaz büyüktür Cedi demiştir. Ya konuyu niye buraya getirdiniz kardeşlerim şimdi? Harbiden o kendisi istedi. Ben diyorum ki LeBron herkes oynatır yanında. Caruso overrated'tır, balondur dedim hocam. Lütfen ama yani bunları da artık şey yapmayalım. Arkadaşlar bu adam Minnesota inşallah Lamelo'yu alan diyen adam, alır diyen adamdır. Hocam kayıtları çıkarttın geçen bölüm. Bu adam ne balonundan bahsediyor? Bak bu adam yayını terk etti öbür yayında. Yayını terk etti üstüne... Yayının devamını da seyretmemiş. Buradan bunu anlıyoruz. Siz bilmiyorsunuz. Hocam bu adam... Bu ne şey? Adam orada yemek kemiriyor ya. Hocam... hocam zamanımız az oldu. Kamera dışında... Lamelo'yu savunan birinci fandır hocam. Yalan hocam. Memeci hocam. Meme abi. Siz biliyorsunuz. Aman. Diğer konumuza geçelim arkadaşlar. Tamam. Diğer konu. Şoför olurum, zamanı gelir, sağır olurum. Yannis Antetokounmpo'nun MVP'lik ödülü. Buyurun yorumla kardeşim, yorumla. Ben abi bakayım, o kendisi bunu iyi açıklayacaktır bence. Harden der, çekilirim. Bu da çekilmiyorum, Harden'ın aklı yendi kardeşim. Bu adamın aklı yeniyor. Aman. Bu adam
Bütün oyuncular diyor ki bu adam gelmiş geçmiş en iyi ofensif oyuncudur. Yani? Ama bu adam, siz açın. Guard pozisyonu olarak defansif ortalamalara bakın. En iyisi gene James Harden. Kardeşim bu adam niye almıyor? Sebebi nedir? Yani Antetokounmpo'nun boyu uzun diye her sene ona mı MVP vereceksiniz? Yani kardeşim. Hocam bunlar bu gidişle seneye de Taco'ya verecekler. Yani bir iki smaç bassın, adam posterlesin, hemen verecekler zaten. Yani Harden'ın hakkını yendiğini düşünüyorum. Bunu gördük biz. Biz bunu seride gördük. Yannis'in oynamadığı maç takım kazandı. Kazandı abi. Hocam bu bir şey olamaz. Bu bir rahatsızlığa adam, olamaz hocam. Adam üçlük atamıyor. Üçlük atamayan adama MVP verdiler ya. Böyle bir şey mi oluyor? NBA bitmiş kardeşim. Hocam ben size verseler daha üzülürdüm yani. Hocam ben size katılıyorum. Harden'ın gerek bir bazen hocam hücumda 1-2-3 fark etmez. Defansta 5 oynamasıyla beni gönlüme aldı. Kendisini çok sevmem ama respektim sonsuzdur. Çok iyi bir oyuncudur. Yani zamanında hocam 5 numaralar kimleri savundu siz biliyorsunuz. Şunu söylemek hocam hani, bize şöyle bir şey var. Buyurun. Ya adamı hücumda üçlüğünü tehdit olarak görmüyor adamlar. Boş bırakıyor. Boş. Boş. Beni bile boş bırakmıyorlar kardeşim. Ya tamam Gökçen'in Köksal'ı bile boş bırakmıyorlar. Yemin ederim ya. Ama bak Harden'ı hocam Gökçen'i Köksal'ı Harden'ı boş alanda yapışıyorlar adama. Ne? Hocam siz ne diyorsunuz? Şöyle bir gerçek var. Harden ikinci bile değildi sıralamada. Evet. Gerçekten ayıp ya. Evet. James'e vermişler ikinciliği hocam. Şimdi ya hadi o alır o reklamdan o böyle herkesi böyle kontrol ediyor o anladın mı? Öyle hocam zaten Lakers baronu olmuş NBA demek. Lakers'ın baronu hocam. Hocam sakin aman aman. Hocam Göksel'i Köksal demişken dönercisine evet. Gittim. Nasıldı? Böyle bir şey yapma hocam. Böyle bir şey yapma. Çok hocam, mu hocam 10 üzerinden 6.5 hocam böyle bir şey yapma. Şimdi bak, dönercisi yanlış geldi. Şimdi reklam yapmış olmayayım ama onun altında hemen Heybet dönercisi var. Abi hayatımda bu kadar güzel bir döner yemedim. Heybet dönere rakip olunmaz. Yemin hocam. Ederim öyle bir döner yok kardeşim. Hocam, yiyeceksen Bahçeşehir Loca. Bitti. Keşke olsa da yemek olur. Gerçekten ya. Hocam ben sırf Türkiye'ye Heybet yemek için dönüyorum. Şahit. Bu kadar. Ya havalimanından iner inmez gece 3 mekanı açtırdı. Heybet'e gittik kardeşim. Hocam kanıtlarımız var yani. Güvenlik yani. Belgeler çıkar gösterdi. Yalan borcumuz yok hocam. Gitti. Evet sırada konuya geçelim isterseniz. Konu ne? Bitti herhalde.